Günaydın. Günaydın güzelim. Mert'in laflarını çalıyor Mert. Güzele güzel diyoruz. Yapacak bir şey yok. Nasıl çalalım? Benim güzelim Buse. Benim de erkeğim Mert. Merhaba haber. Günaydın. Günaydın Han. Artık Han mı diyorsun? Evet. Neden? Oğuz Han'dı ya, artık Han diyorum. Neden Oğuz adı sana neyi çağrıştırıyor ki? Rahatsız mı oldun? Günaydın. Sabah yazıyorum, cevap vermiyorsun. Servise giriyorsun, suratıma bakmıyorsun falan. Hani bir problem varsa söyle en başından bana. Hayır, baktım ya. Ben kendisi çok hoşuma gidiyor benim. Görsel olarak sormuyorum işte, davranışsal. Davranışsal olarak beni birazcık daha yakalaması lazım. Yakalaması için başka birinin fotoğrafına yorum atmaman lazım. Buse'ye yorum attım. Buse'de i̇şte çok yakın arkadaşım. Eğer sen bana dersen ki Buse'yle sen neden yorum atıyorsun falan, ben sana açıklamasını da yaparım. Rahatsız mısın bu olaydan? Rahatsızsan bana açık açık söyle ya da Buse'ye de söyle. Dostane bir yorumsa tabii ki rahatsız değilim ama herkesin içinde gizli bir şey vardır bence ya. Berke ile olan mevzuları ayrılır biter. Eğer çatırdarsa o zaman beğenimi tekrar dile getiririm. Aynur çok güzel bir kadın, çok çekici bir kadın. Buraya belki yeni bir aday da gelecek. Diyecek ki ben Aynur'la görüşmek istiyorum. Burada Aynur'un tepkisi önemli olacak benim için. Ya ben Görkem'le aşk yaşamadım. Biz konuşuruz zaten evin içinde. Halbuki çirkinleşiyor kavgada, anladın mı? O kötü. Ben onu sevmiyorum. Sonuçta arkadaşım yani. Konuştuğu kıza diyecek miyim? Hala Aynur'u ben beğeniyorum. Hala bir hislerim var mı diyecektim yani. Görüneceğini biliyordun ama. O öyle daha güzel oldu bence benim açımdan. Neler oldu? Ben yokken burada. İç onun sonu. Ne konuşuldu burada az önce? Ne oldu? Korktunuz mu? Aslan ben gibi kimseden, kükreyince korktunuz. Sana söyleyeyim, benim kimseye eyvallahım olmaz. Sıkıldım artık. Ne oldu? Yani yetişemezdim sana. Aa! Ben bunları yutmuyorum. Nasılmış? Ben hadi bunları canım, yutmuyorum. Hadi canım. Sen ben de sadece... senin dediklerini yutmuyorum ama. Ben bana edit yapılan her şeyi beğeniyorum. Gerçekten diyorum. Mesaiyle alakalı hiçbir düşüncem yok. Yani gelsin burada ayaklarıma kapansın. Hanım ayaklarıma kapansın yine olmaz. Ben ne hissetti bir anda, hani bu iş oldu, biz sevgiliyiz artık böyle gideceğini mi düşündün? Yok, biz çok seviyeli bir şekilde sohbet ettik zaten. Olur, seninle konuşmayı ilerletiriz. Tanışma yoluna kadar gideriz, örnek veriyorum. Hep aklımda Aynur'un söylemediklerim kalacaktı. Bunu senin için yaptım. Peki sen ne hissettin bizi kırmızı odada öyle görünce? Çok üzüldüm. Sen ne oldu, Aynur seni süt dökmüş bir kediye çevirdi. İçindeki aslandan bir anda hanımcının kralı çıktı. Bir an yatıyorum, kalkıyorum. Aa, eski sevgilimi özledim. İlişkisi var adamın. Açıyorum diyorum ki, ya aklımda bir şey kalmasın ya. Ben seni bir arayayım dedim ya. Hani bir de mum yaktım ortaya. Evet, bu nasıl bir rahatlık Öykü Hanım? Bu nasıl bir rahatlık yani? Bayağı at koşturuyorsun evde. Hemen gerçekte de böyle. Ben gittim kırmızı odaya. Görüştüğüm insanı elinden tutup çıkardım mı o adamın karşısından? Çıkardım. Bir erkek böyle daha da rencide olur. Sonrasında eve geldiğinde o kadar modern bir şekilde bir tartıştınız ki ben şok oldum. Erkek sinyali koyuyorsun ya, bir tepkini göster. Tamam, yapıyoruz yapıyoruz bunu, bir sonuca varamıyoruz, anladın mı yani? Çok doğru bir kelime bilmiyorum ama bana göre çok gevşeklik bu Öykü Hanım. Nesin oğlum gevşek? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Sen ne biçim konuşuyorsun ha? Sen karışma oradan lan, sen de karışıyorsun. Gevşek diyorsun, utanmıyor musun? Utanmıyorum. Sen de şey yapıyorsun buna. Sen burada ahlak bekçisin. Sen ne kadar utanmaz bir adamsın ya. Ya kes, boş konuşma. Sen ne karışıyorsun oğlum o zaman? Ya bak şu senle ilan kurduğum şey var burada. Sakin. Sen karışma. Öykü Hanım bak, fitne fücür karışmaya çalışan. Onda birini Görkem'e gösteremedin. Kör bak üstüne şimdi. Durun. Onur tamam yeter. Onur. Hayırdır ya sen? Öykü Hanım'a saygımdan tamam. Susuyorum. Tamam sonra hayırdır. Dışarı saygı. Dışarı saygı. Dışarı saygı. Dışarı saygı. Şimdi ne oluyor ya kardeşim? Uzatma. Kötü o zaman çizgi 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 ne yapsaydı? Kötü bir şekilde söylemedim Buse'ye. Leyla bağırma, sus. Kızlarla indir. Konuşurken bana sesini bağırma. Yükseltme. Sen de bağırıyorsun, bağırma. Bana sesini yükseltme. Murat söyler misin? Bağırma. Murat benim burada ebeveynim değil. Ben biliyorum. Onu bilemem, ben sadece söylüyorum. O zaman kadınlar hakkında bundan sonra yorum yapacağım. Bağırma. Saygılı bir şekilde yap. Susan duyuyorum. Bundan sonra saygılı bir şekilde konuşun kadınlar hakkında. Birini kıskandırmak için diğerini harcayamazsın, okey? Okey, aynen. 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 Önce kıza yalakalanıp sonra çamur atamazsın birilerini kıskandırmak için. Aynen öyle izle burada insanları. Adam. Herkes senin kadar rahat değil maalesef.